Alet ekranlarına Çuvaldız'a hoş geldiniz. Bugün de Çuvaldız'la karşınızdayız ve bugün stüdyoda konuğumuz Yatağan Belediye Başkanı, Denizli Yatağan Belediye Başkanı Sayın Tuncer Tunçbilek olacak. Bakış açımızı bugün farklı bir yöne çevireceğiz ve yatağındaki çalışmaları irdeleyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz yatağın yaptığı çalışmalarla hep öne çıkıyor. Önceki dönemlerde de böyleydi. Özellikle turizm alanında. Peki yatağın ne yapıyor? Diğer belde, ilçelerden farklı olarak da öne çıkıyor. Sayın Tunçbilek'e az sonra sorularımıza bunu yönelteceğiz. Bu arada biliyorsunuz biz programımızda genellikle 3 Sayın Bülent Öztürk, Sayın Ahmet Deda ve ben Nurcan Bahtiyar yapıyorduk programı ama Bülent Bey bugün de programda yok. Sayın Deda ile birlikte Sayın Tunçbilek'e sorularımızı yönelteceğiz. Hoş geldiniz tekrar Çuvaldız'a. Sayın Deda buyurun. Evet, Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yatağan Belediye, Denizli Yatağan Belediye Başkanı Sayın Tuncer Tunçbilek ile birlikte biz Denizli Turizmi ile ilgili bir toplantıda birlikteydik. Ve Sayın Vali Yavuz Erkmen Başkanlığı'nda turizmdeki akil insanların önderliğiyle kaymakamları, belediye başkanları ve turizm temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Denizli Ticaret Odası toplantı salonunda ve Ticaret Odası temsilcileri de vardı. Orada işte bu sene İzmir'de yapılacak turizm fuarında Denizli biliyorsunuz onur konuğu. Onur konuğu olması nedeniyle de ne yapalım, ne yapmamız gerekir sorularına yanıt aradık. Ama tabii orada da düşüncelerimizi belirttik. Yayla turizmini zaten yıllardır Denizli'de ilk hayata geçiren Sayın Tuncer Tunçbilek. Yani Honaz Dağı'nın eteğindeki bir yeri aldı. Bir yayla turizmi haline getirdi. Bu anlamda bir tanıtımın ruhu olması gerekir. Evet, şimdi aslında o ruhu konuşacağız. Evet, onu ruhu konuşalım burada. Nasıl yani bakıyorsunuz Denizli aslında? Denizli'nin eksikliği bu. Sayın Başkanı bunu biraz konuşalım. Evet, Sayın Tunçbilek hoş geldiniz diyorum ben de. Evet, evet. Sayın Deda'nın da ifade ettiği gibi yatağın evet yayla turizmiyle gündeme geliyor ama siz bıçakçılık konusunda yaptığınız çalışmalarla da yatağının adını duyurmuştunuz. İşte mağara turizmi. Aslında bakarsanız evet yatağında bir potansiyel var ama Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi önemli olan galiba bu potansiyeli bir şekilde ortaya çıkarabilmek. Evet. Ama maalesef biz baktığımız zaman bugüne kadar özellikle mesela bir Pamukkale dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Turizm alanında doğru bir bakış açısı getirememişiz gibi duruyor. Şimdi öncelikle siz yani baktığınız yere bu turizm merkezi olur diyorsunuz ama hani turizm anlayışınız nedir? Yatağın neden şimdi bu yayla turizmiyle işte bıçakçılığıyla ve mağara turizmiyle öne çıkmaya başladı? Bunu nasıl yapıyorsunuz? Evet, neyi önemsiyorsunuz? Şimdi, neyi önemsiyoruz? Tabii ben hep söylüyorum geçmişten beri bizim yayla turizmini başlatmamız uzun yıllara dayanıyor. Yani 12-13 senelik yıllara dayanıyor. Şimdi ülkemizin kalkınabilmesi için gelmiş geçmiş hükümetler buna ne kadar yardımcı oldu bilemiyorum ama bir kere devlet olarak biz turizme çok önem vermeliyiz. Rahmetli Özal'ı burada yad etmeden geçemeyeceğim. Antalya sahillerini bugün bu haldeysek ki turizm deyince Antalya aklımıza gelir, Belek aklımıza gelir, Kemer aklımıza gelir. Bunların altyapıları o tarihlerde yapıldı. O tarihlerde hazine arazileri belli yatırımcılara tahsis edildi, kredilendirildi, tatil köyleri kuruldu. Belki o tarihte bunlar eleştirildi ama bugün ülkemiz turizminin adı o tesislerle geçiyor. Dolayısıyla demek ki biz devlet olarak bir kere turizme çok önem vermeliyiz. Ha biz küçük bir birimde ben belediye başkanıyım. Ne yapabiliriz? Baktık bizim tabii doğal güzelliklerimiz var. İşte Kefe Yaylası gibi bir sürü yaylamız var Türkiye'de. Kefe Yaylası'nı turizme açarsak yatağını da çıkmaz sokak olmaktan kurtarız diye biz yola çıktık. Öncelikle kendi kasaba halkımız, çevre için düşündük bunu. Onlar çok mutlular. Yani çadırlı kamp alanı düşüncesi oradan doğdu. Dar gelirli insanlar bile gelip çadırını kurup kalabiliyor. Altyapı gayet güzel. Bunu milli parklarla, Orman Bakanlığı milli parklarla beraber gerçekleştirdik. Ve çok yere örnek oldu bu. Fakat
devamını getirmekte zorlanıyoruz. Yani. Şimdi yatağın çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yatağın ekonomisine faydası var. İnsanlar mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Etraf köylüler ürettikleri her şeyi orada satabiliyorlar. Neresidir bu? Aşağı Karaçay dediğimiz belediye. Yukarı Karaçay dediğimiz, Kocapınar dediğimiz bugün adıyla Serinser'e bağlı köyümüz. Yatağın, yüreğin, Ayaz buradan yararlanıyor. Oraya gelen insanlara bir şeyler satmak suretiyle. Biz tabii ki bıçağımızı çakımızı zaten satıyoruz. Yani özel insanlar arabasına yaylaya geliyor. Yaylaya gelirken bir yerlerden i̇şte geçiyor. İşte burada yani sanırım fark yaratan kısım şu. Evet, kefe yaylası gibi bir değere sahip yatağın. Onun dışında işte bıçakçılığı zaten doğal bir oluşumda evet, var ama önemli olan hani bunları duyurabilmek. İşte arabasına binip de kefe yaylasına gelecek olan o insana orada kefe yaylası olduğunu ve orada turizm yapıldığını, işte kefe yaylası, yayla turizminin orada, o merkezde olduğunu anlatan nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Yani hani bilmek ayrı bir şekilde, bir de duyurmak var. Duyurma kısmını nasıl yürütüyorsunuz? Şimdi zaten 12-13 seneden beri bu yakın çevremizde, Türkiye'de kefe yaylası duyuldu. Tabii biz orada sadece yazları şu anda kullanabiliyoruz orayı. Aslında kışın daha çok güzel. Yazın da güzel ama kışın ayrı bir güzellik var. 1 metre 45 santim kar yağıyor kefe yaylasına. Gizemli, muazzam bir hava oluyor orada. Ama kışa uygun insanları oturtturup yiyip içebileceğimiz ya da yatabileceğimiz mekanlar yapamadık. Bunların projeleri hazırlandı. Elimizde duruyor ama bir yatırım fırsatı, bir yatırım imkanı bulamadık. Yani bu nihayetinde parayla olan şeyler. Belli bölümü, yaylamız çok geniş bizim. Daha arkasında eski adı Kayı Yaylası. Onu da belirtelim, yatağın. İşte Oğuz